Rotayı neye çeviriyoruz? Deprem, seçim ve geçim diyoruz. Depremin geçime etkisi, seçimin, depremin seçime etkisi. Bütün bunları konuşurken tabii ki gıda arz güvenliği, et fiyatları, soğan fiyatları aldı başını gidiyor. Bizim derdimiz de biz nerede hata yapıyoruz? İşte deprem, tarım, gıda arz güvenliği ve yolculuğa bakacağız. Bu defa karşımızda kim olacak? Murat Kapıkıran. TMMOB diye kısaca söylüyorum. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Murat Bey merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyim. Kötü olmaya gerek yok. Ama Türkiye'nin gıda arz güvenliği, tarım ve hayvancılık konusunda izlediği yol konusunda hep kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir ülkenin bakanı porsiyonları küçülttün dedi. Eşref Pakıbaba'ya aitti. Bu söz yeniden İyi Parti'den milletvekili adayı. Bir başka tarım bakanı et yemeyin ot yiyin dedi. Kimdi? Bekir Pakdemir. O da milletvekili adayı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı dana eti değil koyun eti yemiyoruz kokuyor diye. Şimdi ülkenin tarım bakanlarının böyle konuştuğu bir ortamda Türkiye'de kişi başına düşen koyun eti miktarı nedir ya da et miktarı çok tartışma konusu bu konu. Evet. Şimdi Türkiye'de en son 2022 yılı verileri var. 2022 yılı verilerine göre küçük baş hayvan yani koyun, kuzu ve keçi 17 milyon baş civarında kesim yapılmış. O da 481 bin ton ediyor. Yani yaklaşık 5,5-6 kilogram civarında düşüyor kişi başına tüketim. Tabii herkesin satın alma gücü bu eti satın alabilmeye yeterse düşüyor. Hem koyun kuzu etinde dünya ortalamalarının neredeyse %25'indeyiz. Hem de kırmızı ette aslında öyleyiz. Hatta toplam et tüketiminde de yarısı civarındayız. Balık da dahil buna. Kırmızı et, beyaz et ve balık eti dahil olmak üzere. Son 3 yılda kırmızı ette 14 kilodan 7 kilograma inmiş durumdayız. Kuzu eti işte piyasayı hepimiz biliyoruz. Kıyma bile 250-300 liraya çıkmış durumda. Yani asgari ücretin %5'ini verebilirseniz bir kilogram alabiliyorsunuz ki kişi başı et tüketiminin sağlıklı bir beslenme için kilogram ağırlık başına, insan kilogram ağırlığı başına 1 gram olduğu hesaplanır. Yani 70 kilogramlık bir insan için 70 gram günlük olarak hesaplanır. Haftalık yarım kilo gibi varsayılır. Yıllık da 26 kilo için bu asgari tüketim miktarıdır. Ve biz maalesef şu anda et tüketiminde toplamda hem beyaz hem kırmızı et tüketimi hem balık tüketiminde toplamda bu rakamı yakalayamıyor durumdayız. Maalesef protein ve amino asit tüketimimiz çok da iç açıcı bir durumda değil. Hem yetiştiriciliğimizdeki sorunlardan kaynaklanıyor hem de kişi başı gelirimizin çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Yani satın alma gücü düşüyor, yoksullaşıyoruz. Evet. Onun göstergesi bu. Et yemeyen, ekmek yiyen, ot yiyen tabloya baktığımızda sağlıklı bir nesil için et de protein de kaçınılmaz. Hayvancılığın temel evet. sorunu nedir Murat Bey? Türkiye'de hayvancılık son aslında 80'lerden başlayan süreçle beraber biraz bozulmaya başladı ama son 20 yılda tamamıyla piyasa koşullarına terk edildi ki gıda aslında insan hakkıdır. İnsan hakları evrensel beyannamesinde de geçer. Beslenme hakkı, ucuz, ekonomik, sağlıklı gıdayla beslenme hakkı herkesin hakkıdır. Ama son 20 yılda tamamen piyasa koşullarına terk edilince ve hiçbir kontrol ve denetim bırakın kalite açısından denetimi
aslında çok büyük ölçüde fiyatlar açısından da denetim yapılmadı. Aynı zamanda yetiştiricilik miktarının yeterliliği üzerinden de herhangi bir planlama yapılmadığı için maalesef yem girdilerinin hızla artışı, hayvan yemi ekiliş alanlarının, ekim alanlarının azalması, çiftçinin bundan kâr edemiyor olması, yerli hayvan ırklarının geliştirilmemiş olması, genellikle et sıkıntısının hem arz güvenliği açısından hem fiyatlar açısından yaşanması durumunda hemen ithalata yönelinmesi ve özellikle son aylarda ki bu 2018'de de 2008'de de yaşanmıştı. Et fiyatlarının çok düşük olması veya süt ürünlerinin çok düşük olması nedeniyle dişi hayvanların da kesime gidiyor olması bir sonraki yıl ve sonraki yıllarda o dişi hayvanların süt verebilmesi için doğum yapması gerektiğinden doğum eksikliği nedeniyle de kesimlik hayvanın da azalmasıyla karşılaştık. Çiftçiler ithal etle ve ithal hayvanla mücadele etmek durumunda kaldılar yerli üreticiler. Dolayısıyla Türkiye'de bir büyük baş hayvancılıkta da küçük baş hayvancılıkta da bir yetersizlik sorunu yaşanmaya başladı. Yani 80'li yıllarda neredeyse nüfusa göre kişi başına bir tane büyük baş hayvan düşerken şu anda 85 milyonluk nüfusta 17 milyon civarında büyük baş hayvan varlığımız, 51 milyon civarında da küçük baş hayvanımız var. Bu da yetiştirme anlamında da bir yetersizliği ifade ediyor. Tabii meralarımızın yani en ucuz yem kaynaklarının hayvancılıktan çıkarılıp işte çeşitli yatırım alanlarına, ulaştırmadan turizme, sanayiden birçok diğer alana, inşaata, yapılaşmaya açılması nedeniyle, betona teslim edilmesi nedeniyle işin özü meralarında azaldığı ve vasfını da kaybettiği bir gerçek durumunda şu anda. Maalesef hayvancılıkta yeterliliği sağlayabilmek için gerekli olan mera miktarında da azalma söz konusu. Neredeyse 60'lı 70'li yıllarda 45 milyon hektar Türkiye'de mera varken en son tarım sayımı yapıldığında 2001 yılında 14 milyon 617 bin hektara düşmüştü. O günden bugüne de tarım sayımı da yapılmadı. Dolayısıyla mera varlığımızın ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Ama dünyada et üretiminde ve hayvansal ürün üretiminde en önemli gider ki hayvancılığın temel gideri %60-70 yeme bağlıdır. Yemi meralardan ucuz hatta bedava yem kaynaklarından elde edemediğiniz takdirde ette de diğer hayvansal ürünlerde de fiyat artışları ve arz güvenliğini sağlamak mümkün olmayacaktır. Büyük bir politika değişikliğine ihtiyaç var hayvancılıkta. Hem hayvansal üretim yapan çiftçileri koruma altına almak, hayvan varlıklarını koruma altına almak, hayvanların yem kaynaklarını özellikle meraları koruma altına almak gibi uzun erimli bir hayvancılık geliştirme planlamasına ihtiyaç var. Ama maalesef şu anda yürütülen politikalar genellikle ithalatla piyasa regülasyonları yapmak Evet. çerçevesinde ve ithalatçılara para kazandırmaktan daha fazla ileri giden bir politik uygulama yok maalesef. Açıkçası Anadolu coğrafyası buğday coğrafyasıdır. Buğday ile koyun, gerisi oyun. Biz böyle söyleriz. Mehtekar de bir zamanlar böyle demişti. Peki otun olmadığı bir coğrafyada küçük başa yönelmiş bir ülke burası ve yaptığı bütün çalışmalarda da iyi sonuç almış. Irklaştırma konusunda iyi bir politika izlemişti. Niye böyle bir yolculuk varken ot olmayan coğrafyada büyük başa yöneldik biz? Kim istedi bunu? Evet, aslında Anadolu coğrafyası Kuzey Doğu Anadolu dışında büyükbaş hayvancılığa çok uygun değil. Oralarda biliyorsunuz işte Hemşin Yaylası'ndan Bilbilen Yaylası'na kadar
çok büyük genişlikte ve verimli yaylalar söz konusu. İşte oralarda büyükbaş hayvancılık aslında mümkün. Ama Türkiye coğrafyası işte ortalama rakımı itibariyle de 1300'e yakın ortalama rakımı itibariyle ve topografik yapısı itibariyle geniş yaylalara, otlaklara hakim bir durumda değil. O nedenle küçükbaş hayvancılık yem giderlerinin çok daha az olması ve çok daha küçük alanlarda alanlara ihtiyaç duyulması anlamında daha makul görünüyor Türkiye hayvancılığı için. Çünkü küçükbaş hayvanın günlük tüketimi 10 litre ise büyükbaş hayvanın neredeyse 8 litre, 80 litre civarında oluyor. Bunu eğer yaylalardan, meralardan, otlaklardan karşılayamıyorsanız küçükbaş hayvancılığa dönmeniz gerekiyor. Türkiye'de 1980'lerden önce genellikle küçük aile işletmeleri, hayvancılıkla meşgul olan küçük aile işletmeleri bir iki tane, üç tane hayvanla bu işlemi yapıyorlardı ve onun içinde hayvan başına 5 dekar gibi bir ortalama aldığımızda 15 dekar alandaki yem yayılma ya da yem bitkisi ekilmesi suretiyle yapılabiliyordu. Fakat nüfusun artışıyla beraber bu sayının artması gerekiyordu. Bunu da küçük otlakların olduğu mekanlarda planlamak çok da kolay olmadığından genellikle hayvancılık planlamasında büyük verimli otlakların olduğu bölgelere büyükbaş ve büyük meraların olduğu yerlere verimli ve kaliteli meraların olduğu yerlere büyükbaş, diğer yerlere daha çok küçükbaş önerilir aslında bütün dünyadaki tarım Evet. çalışmalarında da. Türkiye bu nedenle de küçükbaş hayvancılığa yönlenmeli. Ama bu yönleniş zaten son 5 yıldır dillendirilmeye başladı. Ondan önce bunun siyasiler bunun farkında bile değillerdi. Genellikle bizler de bu konuda telkinlerde bulunmaya çalışıyoruz. Ama küçükbaş hayvancılığımızda da hem yerli ırkların ıslahı, geliştirilmesi yerine genellikle dışarıdan damızlık getirerek bu seviyelere gelmeye çalışıldı. Bu da çok doğru bir uygulama değildi. Çünkü yerli ırklar buraya yüzyıllar boyunca adapte olmuş ırklardır. Çok daha yüksek bir verim alma koşulları ve şansı olmasına rağmen bunun üzerine ne akademik çalışma desteklendi ne de başka bir çalışma yapıldı. Hep dışarıdan yüksek doğum oranı olan, yüksek et verimi olan küçükbaş hayvan türleri, damızlıkları getirilmeye başlandı. Onların da yaşam koşulları çok da uygun olmadığından bulundukları noktalara, coğrafyalara göre çok yüksek bir verim alınamaz durumda. O anlamda da bir planlama problemi mevcut şu anda. Planlama problemi, doğru dürüst sayım yok, envanter yok. Sadece konuşuyoruz. Konuşmakla bu iş olur mu ya? Gıda arz güvenliği gibi bir sorun herkesi bekliyor. Bütün uluslararası şirketler, kuruluşlar, ülkeler önlem alma yarışında. İklim krizi var çünkü. Tam da bu durumda bugün Alekber Yıldırım bir yazı yazmış. Bunu sormak istiyorum. Tarım Bakanlığı diyor ki tarımla uğraşan gıda şirketlerine 15 ülkeye yatırım yapın. Niye? Evet, şimdi maalesef biz kendi topraklarımızın kapasitelerine ve potansiyellerine bakmadan bir uluslararası hegemon ülkelerin davranışları gibi davranmaya çalışıyoruz. Bu hani siz daha iyi yorumlarsınız bunu ama yani sanki bir küresel güçmüşüz gibi davranmaya çalışıyoruz. Kendi ekonomimize, kendi durumumuza çok da bakmadan. Bunu neden söylüyorum? Türkiye dünyada biyoçeşitliği en yüksek olan coğrafyalardan bir tanesi. Türkiye şu 30 sene 40 sene önce kendine yeten 7 ülkeden biri diye ifade edilen ülkelerden bir tanesi. Her türlü hayvan ve birçok hayvan ve bitki çeşidinin tarıma ilk alındığı, kültüre ilk alındığı bölgelerden, coğrafyalardan bir tanesi. Buğdayın, arpanın olduğu gibi. Maalesef bunlara bakmadan biz başka ülkelere
yatırım kaydırma niyetleriyle bir küresel bir güç gibi davranmaya çalışma gibi bir eğilim içerisindeyiz. Bakın Türkiye işte Sudan'dan da dünyada bir arazi kiralama furyası vardı, satın alma furyası vardı. Sudan'dan da bir arazi kiralamaya eğildik. Fakat başarılı olmadı. Sonuçta o kadük oldu o iş. TİGEM üzerinden kiralayıp neredeyse 1 milyon hektar civarında gelip 60 bin hektarlık kısmına da bir pilot çiftlik kurulacaktı. Sanki Türkiye'nin buna ihtiyacı yokmuş gibi. Geri kalan kısmını da Türkiye'deki tarım yatırımcılarına açacaklardı. Ama o kadük oldu, yapılamadı. Ama dünyada bu kiralamalar var. Bakın bu kiralamaların çok temel nedenlerinden birisi şu. İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinin su ayak izinin başka ülkelerden ithal edilmesi amacıyla yapılıyor. Türkiye bir kuraklık beklentisi içerisinde. Bunun için bazı ülkeler var ki o kuraklık nedeniyle hiçbir su kaynağı olmadığı için elbette ki uluslararası su verimliliği çok yüksek olan ülkelerden kendi halklarının gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerler kiralayıp kendi iç yeterliklerini sağlamak üzere üretim yapabilirler. Ama Türkiye kuraklıkla mücadele planı yapmış olan ama bunu siyasi iradeyle uygulamayan, tarımında kapalı basınçlı sulama sistemlerini bu kuraklık beklentisi nedeniyle bir an önce çiftçilerine sübvansiyon şeklinde, hibe destekleri şeklinde yaparak arazilerinin sulanmasını sağlamak gibi bir çalışma yapmadan direkt gidip bir başka ülkenin tarım arazisinde su olabilen bir tarım arazisinde tarım ürünlerini üretip buraya getirme hedefinde. Dünya konjonktürü, dünya jeopolitiği zaman zaman bunlara izin vermeyecek olaylar ve olgularla dolu. Hatta savaşlar nedeni olabiliyor. Ki pandemi nedeniyle sınırlar kapandığında eğer Türkiye kendi içinde o potansiyellere sahip olmasaydı büyük açlık sıkıntısı, beslenme sıkıntısı çekmek durumuna düşecekti. İşte bu dünyanın geleceğinde çokça karşılaşılabilecek bir durum. Siz dünyada su ithalatı, gıdaların su ayak izi üzerinden su ithalatı yapmayı hedefleyecek politikalar geliştirmek yerine Türkiye'deki su varlıklarını doğru dürüst koruyup onları tasarruflu bir biçimde hem tarımda hem sanayide hem insan kullanımında, evsel kullanımında tasarruflu biçimde kullanma kültürünü geliştirmek ve bunun planlamalarını yapmak zorundasınız. Yani su kıtlığı beklentisi nedeniyle tarım ürünlerini başka ülkelerde yetiştirmek üzere oralara iş insanlarını gönderip yatırım yapıp yaptırıp orada üretip getirip yine Türkiye'de kamunun ihtiyacı olan ucuz gıdayı, ucuz ve kaliteli gıdayı devletin kontrolünde sağlamak yerine bir sermaye sınıfına teslim ederek yürütme gibi bir planlama yapıyorsunuz. İki ayağı da yanlış. Birincisi küresel yapının jeopolitik anlamda bir önlem alması durumunda o gıda tedariği sorunu yaşanmaya başladığında ve o ülkeler gıda çıkışlarını yasaklamaya başladıklarında Türkiye eğer kendi altyapısını doğru kullanmamışsa içerideki üretimi yeterli değilse sıkıntıya düşer. İkincisi oralardaki yatırımı yine tarım sanayicileri, tarım iş kolundaki şirketler üzerinden yürütüp Türkiye'ye ithal ettiğinizde yine onlar piyasa fiyatlarını belirleyeceğinden geniş kitlelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayacak ucuz kaynaklar olmaktan çıkacağı da açıkça ortada. Bir yanıyla da üçüncü bir hata da içerideki tarım kültürünün, tarım birikiminin, tarım bilgeliğinin bu tür dışarıdan getirilen piyasa regülasyonları için yapılan ithalatlar veya dışarıda yapılacak üretimlerle
kaybedilmesi riski de var. Bu çok Çiftçilerin önemli bir zaten yaş konu. ortalaması 57, 58'i Çok buldu. önemli. Bir saniye. Evet. Araya giriyorum. Çiftçilerin yaş ortalaması... Biliyoruz. Buyurun, 55'in buyurun. Üstü. Çiftçiler yaşlı. Köyler evet. boş. Temel Evet. sorun. Bunların hepsi için size teşekkür ediyoruz. Ancak kavim kültürün yok olması diyorsunuz. Altını çiziyoruz. En önemli konu. Su yasası yok. Su yönetiminde problem var. Türkiye kurak bir süreç yaşayacak bu sene ve siz burada çok önemli bir değerlendirme yaptınız. Böyle bir dönemde su ayak ihracı ithali yerine aslında kuraklığa karşı bir çare diyorsunuz. Küresel yaklaşımdır. Bu Türkiye'ye bir fayda getirmez. Onu anlıyorum söyleminizden. Yanlış mı? Evet. Çok doğru. Yani 3 açıdan da problemli ama en önemli problemlerinden birisi Türkiye'deki köy üretimini, kırsaldaki üretimi, tarım arazilerindeki üretimin kültürünü, bilgeliğini yok edecek bu anlayış. Eğer bu böyle sürerse biz su kıtlığı nedeniyle başka ülkelere sanayici, tarım, büyük tarım şirketlerini evet. gönderip yatırım yaptırırsak Türkiye'deki kırsalda hiç kimse kalmayacak. Bakın Büyükşehir Yasası öncesi Evet, Türkiye'deki biz kırkent detaya nüfusu girmeyelim, %25 burada yetmişti. Virgülü koyalım. Çünkü 2012 bütün şehir yasasıyla birlikte köyler mahalle oldu. Sorun belli. Size teşekkür edelim. Çünkü hayvancılık ve Ben tarım, teşekkür ediyorum. Sağ olun.